Merhaba arkadaşlar. Defterimden bir yazdığım bir şeyler okumak istiyorum size. Kendimi kimsesiz güvercinler gibi hissediyorum. İçim hep ürkek, sıkıntılı. Hakikaten de ben güvercinlerle kendimi çok özdeşleştiririm. Yani böyle istasyon kenarında, sokaklarda falan ürkek, oradan buraya savrulan bir güvercin gibi çok hissederim kendimi. Güvercinler böyle hep değersiz görülür, kenara itilir ya. Bende de böyle içimde derin böyle bir güvensizlik ya da değersizlik hissi var. Onun sebebini de bilemiyorum açıkçası. Neden böyle? Onun için en çok böyle güvercinlerle kendimi özdeşleştiririm. Bu neden onu da bilmiyorum yani. Kendimi özel falan hissetmem. Tam tersine böyle bir güvercin gibi ürkek, tedirgin, sürekli bir tedirginlik içindeyimdir yani. Ve sürekli bir garibanlık vardır içimde söküp atamadığım. Bilmiyorum neden kaynaklanıyor. Küçük bir kasabada yetiştim. Yani nispeten daha fakir bir ailenin çocuğu oldum. Ama ailem eğitime çok önem veriyordu. Ve kendini ispatlama yarışı vardı. Var hala. Yani böyle sürekli işte bir baltaya sap olayım. Aman çok iyi okuyayım, aman en iyi yerlere geleyim, aman annemin, babamın, ailemin yüzünü kara çıkartmayayım falan gibi böyle sürekli bir kendini ispatlama çabası ve bu hiç bitmez yani. Ne kadar uğraşırsan uğraş, yine de hep yetersiz kalırsın. Böyle de bir şey var. Ne kadar böyle büyük başarıları görünür de, büyük başarılara sahip olursan o garibanlığı da içinden atamazsın. O lame'liği de için, lame derler hani böyle. Karizma olmak gibi bir şeyim yok, hedefim yok ya da böyle kendimi öyle hissetmek benim hoşuma gitmiyor yani. Karizma falan istemiyorum, aman aman aman. Ben sıradan sürüden bir insanım aslında, biraz ondan kaçmak istiyorum aslında. Sıradan ve sürüden olmak istemiyorum, evet. Ama çok da sıradan ve sürüdenim ya, yani derinlerde. Çelişkiler insanıyım. Hep bir kaçasım var. Ömrüm gelmiş geçiyor. İki nefeslik ömrüm var ama hırslarım bitmedi bitmek bilmiyor. Meraklarım bitmedi bitmek bilmiyor. Çelişkiler insanıyım. Her yer kaos. İçim de kaos. Huzur arıyorum ama nafile. Yani huzuru bir türlü bulamıyoruz. Ben tek olduğumu düşünmüyorum. Birçok insan bence benim gibi hissediyor. Sürekli bir huzur arayışı. Nehrin öte yanındaki çimenler hep daha yeşildir. Sahip olamadıkların ya da acaba dediklerin, acaba şurada olsaydım, acaba kariyerimde şunu yapsaydım, acaba mesela sürekli aklıma gelir benim, acaba dizi oyuncusu olsaydım ya da film oyuncusu falan olsaydım, acaba işte ne bileyim böyle kreatif senaryolar yazsaydım, bir Gülse Birsel gibi ya da bir komedi kariyerim falan olsaydı ya da başka tiyatroda bir kariyerim olsaydı ya da sanatın başka alanlarında çok daha fazla eser bırakabiliyor olsaydım. Tiyatrocu olsaydım özellikle. Sürekli böyle bir acaba başka kulvarlarda olsaydım nasıl olurdu hayatım gibi bir şey. Acaba Amerika'da yaşasaydım mesela nasıl olurdu? New York'ta eşimle beraber orada bir evimiz olsaydı, Manhattan'da yaşasaydık, daha kreatif bir kariyerim olsaydı, bu müzikallerle falan uğraşsaydım ya da böyle dünya çapında tiyatroda ses getirebilseydim ya da başka bir alanda yani belki bilimin daha iddialı bir alanda, bilimin, sanatın nasıl olurdu hayatım falan diye böyle sürekli sorguluyorum. Çelişkiler insanıyım, her yer kaos, içimde kaos, huzur arıyorum ama nafile. Neden bu kadar tedirginim? Bir güvercin gibi niye hep böyle ürkek hissediyorum? Hep böyle değersiz hissediyorum. Neden potansiyelimin %1'ini kullanıyorum gibi hissediyorum. Yani %99'u sanki böyle kullanamıyorum, asla da kullanamayacağım gibi geliyor. Ömür çok hızlı geçiyor. Yetişemiyorum hiçbir şeye. Kendimi oyalıyorum aslında. Yani bu varoluş ızdırabı ya da kendini ispatlama, bir yerlere gelme, kalıcı olma, ölümden kaçma ya da ölüme kadar hayatını anlamlı hale getirme challenge'ı ya da bunun derdi, ızdırabı, o hiç bitmiyor. Ve sanki yapmak istediklerimin %1'ini bile yapamadım. Ama ömrüm geçiyor gidiyor, öleceğim diye bir his var yani sürekli içimde. Birkaç e-mail'e bile dönmek bana zul. O kadar çok e-mail var ki dönmedim.
Yani inbox'ıma bakın 25 bin falan e-mail var yani. İnanılmaz bir kaybolmuşluk hissi. Bu iş yeri e-maillerinde de dönmediklerim dolu. Personal e-maillerimde de, bu YouTube yorumlarında da, Medium yorumlarında da, ne bileyim, yapmam gereken, dönmem gereken bir ton iş var. Hiçbirisine yapasım gelmiyor, içimden gelmiyor hiç. Hep bir suçluluk hali, hep bir vicdan azabı. Sürekli suçlu hissediyorum hakikaten kendimi. Niye suçlu hissediyorum onu da bilmiyorum. Yani bu derin bir değersizlik hissi. Ama bu sadece bana has bir şey olduğunu da düşünmüyorum. Her zaman da böyle hissediyorum değil ama bazen böyle hissediyorum yani. Dolayısıyla sürekli bir arabesk var içimde. Yani onun için sürekli bir arabesk dinliyorum, acılı Türk dizileri izliyorum. Böyle bir ağlayasım geliyor. Öyle ama bunun adını da koyamıyorum yani. Dün mesela şey izledim, Parlament Sinema Müziği'ni dinledim. Bizim çocukluğumuzun müziğiydi. Pazar akşamları hatırlayanlar, bizim kuşaktan olanlar bilir. O Parlament Sinema Kulübü müziği bana asla geri gelmeyecek çocukluğumu falan hatırlattı. O gençliğimi, o anılarımı, o işte bakkal dükkanını, ivrindiği ailemi, çok huzurlu aile ortamını falan böyle ve o içimde hep buruk kalacak gençlik anılarımı falan hatırlattı. Dolayısıyla bak burada için hep buruk kalacak. Ah ulan be diyeceksin. Ömrün bitmiş, gözünde yaş. İçindeyken bilmediğin, kıymetini bilmediğin bir sürü anıların. Hey gidi diyeceksin. Güzel günler. Hep özlersin ama gidemezsin. Bu gidemeyeceğin yıldızlara özlem gibi. Asla gidemeyeceğin milyarlarca yıldız var. Ve bunların en kısasına gitmek binlerce yıl sürecek yani. Asla ulaşamayacaksın. Böyle bir sürü hayallerin de var, yapmak istedin. Bunlara da asla ulaşamayacaksın. Çünkü ömrün çok kısıtlı. Geldin gidiyorsun. İsteklerin, arzuların, merakların sınırsız. Ama elinin uzandığı, elindeki imkanları ne kadar zengin olursa ol ya da kudretli olursan ol, ne kadar kuvvetli olursan ol, ne kadar iyi şartlarda göreceli olarak yaşıyorsan yaşa. Yine de biliyorsun ki ölüm gelecek kapının köşenin hemen arkasında ve sen ölüp gideceksin. Dolayısıyla hep bir uzanamayacağın hayallerin, hep bir hüzün, hep bir hayal kırıklığı, hep bir gönül yorgunluğu. Bir de tabii bütün bunların üzerine siyasetin getirdiği dar şeyler, baskılar. Yani mesela çocukluğumda ben yıldızları hayranlıkla izleyen, ona büyülenen, gökyüzüne baktığı zaman kendini unutan filan bir çocuktum. Ne ara biz böyle büyüdük de böyle 20 seçimdir Kılıçdaroğlu'nun kaybetmesine dertlenir olduk. Ne ara böyle ülkenin bu hallere geldiğini bu kadar ve sürekli buna dertlenir olduk. Ne ara kendimize böyle bu kadar sürekli bir dertlenir olduk. Ne ara biz bütün hayat sabun köpüğü gibi elimizden kaçtı gitti de hiçbir şey yapamadık hissiyle, böyle bir değersizlik hissiyle sürekli baş etmeye çalışıyoruz ki ben şunu biliyorum yani sahip olduğum imkanlar açısından, geldiğim nokta açısından belki insanların %95'inden falan daha iyi durumda olabilirim yani. Buna rağmen bu kadar değersiz, güvercin gibi hissediyorsam burada bir derin bir sorun var. Bu manevi bir sorun, evet. Hani kalpler ancak diyor Allah'ı anmakla, zikretmekle tatmin olur diyor ya. Evet, onda bir hakikaten bir bu asla dolduramadığın o kalpteki boşluk, o belki sufizmle işte böyle spirituality, zaten çalıştığım konu benim bu. İş hayatında spirituality çalışıyorum. Tezim falan da bu konudaydı. Yani dolayısıyla o maneviyat bence de evet çok önemli ama onu sürekli kılmak, taze kılmak, onun getirdiği cebelleşme, sürekli kendinle, nefsinle cebelleşmek zorundasın ya böyle. Bazen böyle en çok nefret ettiğin ama aynı zamanda en çok sevdiğin nefsin var ya, onunla böyle baş başa kaldığın zaman o cebelleşme hissi. Bir arada yaşamak çok zor çünkü. Kendinle yaşamak, kendinle yüzleşmek gerçekten çok zor. Bunu sürekli hissediyorsun. Ama
yetersiz de hissediyorsun. Aman diyorsun yani, ne boş şeyler yani. Kariyer boş, yayınlar boş, Medium yazıları o kadar yazdın ama boş. Bu YouTube 1000 tane video yaptın ama boş. Bilmem ne uğraştın, cebelleştin, didindin, tırnaklarına kazıdın, 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 bir yere de varamadın, varacak gibi de değilsin. Yapmak istediklerini zaten %99'unu falan da yapamadın. Böyle giderse de yapamayacaksın gibi. Ne istediğini de tam bilmiyorsun. Nereye varmak istediğini de tam bilmiyorsun falan. Böyle bütün bunları getirdiğin bir ızdırap hali. Aslında nimetler içinde yüzüyorsun. Bakın ben şu anda kahvaltı hazırladım. Çok da güzel bir kahvaltı yaptım. Ama onu yiyesim gelmedi. İçimdeki bu sıkıntılardan. Belki bu bayramda uzakta kaldım. Buralarda işlerim güçlerim vardı vesaire. Türkiye'ye ailemin yanına gidemediğim için belki biraz daha akutlaşmış olabilir bu isteklerim. Çünkü ben bayramlarda daha şey oluyorum. Depresif oluyorum. Yaprak Dökümü falan izleyesim geliyor sürekli. Ne bileyim o tarz Kızılcık Şerbeti'mi izlesem ne yapsam falan modunda. Neyse bunları da niye anlatıyorsam arkadaşlar, böyle dertleşmek geldi içimden. Sizinle de bir dertleşeyim dedim. Ama zannediyorum bu tür şeyleri, düşünceleri yaşayan tek sadece ben olamam. Ben sadece kamera açıp bunları itiraf ettim size. Sizinle paylaşmak istedim. Ay, derler ya şey, insan insanın işte zehrini alırmış falan. Neyse böyle bu paylaşmak belki iyi gelir diye açtım. Bana iyi gelir ama belki size de iyi gelir. Çünkü benzer hislerle eminim siz de cebelleşiyorsunuzdur sürekli. Dolayısıyla böyle bu şekilde bu hislerimizi paylaşmak belki dertlerimizi azaltır diye düşündüm arkadaşlar. Öyle söyleyecek de çok bir şeyim yok. Bu tür hisler hiçbir zaman aslında yakamızı bırakmıyor. Mesela dışarıda çok şanslı gördüğünüz insanlar var ya, mesela ünlüleri düşünün ya da çok böyle para içinde yüzen milyarderleri falan düşünün ya da dünya çapında başarılı olmuş komedyenlere, tiyatrocuları, sinemacıları falan düşünün yani, sanatçıları. Hiçbir maddi derdi yok. Kariyerinin zirvesinde, Hollywood'un zirvesinde ya da işte Manhattan'da en lüks yerde yaşıyor falan ya da işte dünyanın en zengini falan, neyse. Ama o insanların baktığınızda aslında ne kadar fazla şeyle cebelleştiğini gördüğünüzde, ne kadar çok şeyi dert ettiğini gördüğünüzde aslında anlıyorsunuz ki her insanın böyle bitmeyecek, bitmeyen, asla bitmeyecek olan dertleri var yani. Bu insan olmanın içerisine konulmuş bir şey. Formül adeta. Ve bizi biz yapan bence dertlerimiz. Bu dertlerimiz, ızdıraplarımız olmasa bence insan olamayız. Bu özlemlerimiz, bu şey olmasa içimizde, bu hisler, insan olamayız diye düşünüyorum. İnsan olmanın da temelinde diye düşünüyorum bütün bu şeyler. Izdıraplar, dertler. Onun için zaten bu işte dinler, öğretiler falan bize hep öteleri gösteriyor. Hani ahiret duygusu, işte Allah'a olan inanç, işte kalplerin asla tatmin olmaması ve hani seni tatmin edebilecek tek şey dolayısıyla böyle bir inanç, yani iman neyse artık o nasıl ifade ediyorsan onu. Ancak böyle bir şey bulabiliyorsun, teselli bulabiliyorsun. Ben en azından böyle bulabiliyorum. Bu beni rahatlatan bir şey yani, şu acayip rahatlatıyor. Başka türlü kafayı yersin yani, ya da ben yerim neyse. Böyle arkadaşlar, bunları hissediyorum. Yani öyle pis bir çağdayız ki, ülkenin geldiği durumu düşün, döviz kurlarını düşün, bilmem ne der, geçim derdini düşün, mülteci krizlerini düşün, iklim değişikliğinde yaşanacak olan kuraklıkları, doğal felaketleri düşün, insanlığın başına açılacak yeni belaları düşün. Bir de böyle soğuk savaş iklimini, bu Ukrayna, Rus krizi bilmem ne, 3. Dünya Savaşı risklerini falan düşün yani. Düşünecek ve dert edecek o kadar fazla şey var ki, zulme uğrayan dünyanın her tarafında o kadar çok zulümlerin devam etmesini düşün filan. Bu acımasız güç savaşlarını düşün. Bu kadar varoluşsal ızdırabın içerisinde sen
Dolayısıyla beynini dağıtmak için sahte dopamine saldırıyorsun. Ya dizilere saldırıyorsun. Ya işte böyle kötü alışkanlıklar, içkidir, sigaradır, bilmem nedir, kumardır. Herkesin kendi alışkanlıkları, düştüğü, pençesine düştüğü şeyler. Nefsine kolay gelen insanın zaaflarından kaynaklanan ne kadar badireler varsa bunlara düşüyorsun ya. Ya böyle kariyer hırsının içerisine düşüyorsun, bir sürekli bir şunu yapacağım, bunu yapacağım böyle hırsla, kariyer, kariyer, kariyer. Halbuki hiç senin iş yerin hiçbir zaman vefalı değil ya da iş yerindeki kişiler hiçbir zaman vefalı değil ve mutlaka bir nankörlükle falan karşılaşacaksın yani. Ya da o yıllarını verdiğin kariyerin bir bakacaksın ki boşmuş, hiçmiş yani. Bu kadar uğraşmaya değmezmiş. Neyse yani her yerde bir hayal kırıklığı dolayısıyla. Dolayısıyla böyle bir şey, dertler bitmiyor. Bence dertlerin bitmemesi de güzel bir şey. Bu bizi daha insan yapıyor diye düşünüyorum. Ve bunları paylaşmak bir nebze olsun bize iyi gelir diye düşünüyorum. Böyle bu da bir dertleşme hasbihal videosuydu arkadaşlar. Buradan bir ders çıkarma falan gibi bir şeyim de yok öyle. Yani aklıma ne geldiyse açtım öyle kamerayı. Konuştum. Saçmaladıysam da özür dilerim. Hoşçakalın.